kök maaşı tamamen değişti. Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike. Emeklilere Temmuz ayında yapılacak zam önümüzdeki hafta netleşecek. Emeklilere refah payı verilmezken, kök maaşlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Doçent Doktor Okan Güray Bülbül, yaklaşık 3,7 milyon emeklinin kök aylıkları nedeniyle zam alamama veya düşük zam alma riski taşıdığına dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zamda. Zam oranı önümüzdeki hafta netleşecek. Hükümet emeklilere refah payı vermeyeceğini açıklarken, kök maaşlara zam yapılması merakla bekleniyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Okan Güray Bülgül CNBC yayınında kök aylıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri her yıl iki kez, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. İlk 6 aylık dönemde enflasyonun %25-27 civarında olması bekleniyor ve zam oranı haftaya açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Son yıllarda emeklilere refah payı da veriliyordu ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında refah payı verilmeyeceğini duyurdu. Doçent Doktor Okan Güray Bülbül şu açıklamaları yaptı. Doçent Doktor Okan Güray Bülbül, Temmuz ayında yapılacak zam sonrası yaklaşık 3,7 milyon emeklinin kök aylıkları nedeniyle zam alamama veya düşük zam alma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, meclis açık olduğu için bu konuda bir gelişme beklenebilir dedi. Kulislerde en düşük emekli maaşının 12500 TL'ye çıkarılabileceği konuşuluyor. İşte emekliliği bekleyen riskler. Kök maaşı 7500 lira olan bir emekliye %26 zam yapılırsa, kök aylığı 9450 liraya çıkacak. 378 TL'lik ek ödeme eklendiğinde emeklinin maaşı 9828 Türk lirası olacak. Bu da emeklinin 6 ay boyunca 10000 Türk lirası maaş almaya devam edeceği anlamına geliyor. Bülbül, öncelikle 10 bin Türk lirası altında aylık alanların seyyanen 10 bine tamamlanması gerekiyor. Sorunu kökten çözmek adına enflasyon oranında zam getirilmesi daha doğru olacaktır. Böylece zam alamama ihtimali ortadan kalkar, dedi. Ayrıca, uzun vadede emekli aylık bağlama oranının artırılmasının ve 2000 sonrası için intibak düzenlemesinin yapılmasının sorunları ortadan kaldıracağına vurgu yaptı. Kök maaşı ne demek? emeklilere kök aylık ve bu aylığın %4 ü oranında ek ödeme veriliyor. Bu iki ödemenin toplamı emekliye ödenen aylık miktarını belirliyor. Bu sistemde 10.000 Türk Lirası altında aylık alanların maaşları en düşük maaş olan 10.000 TL'ye tamamlanıyor. Bu rakamın altında kalanların maaşları ise kök aylıklarını yansıtıyor.